Nerede kaldı bu Nilüfer? Nergis? Nerede kaldı Nilüfer diye soruyorum. Daldın yine. Ablan nerede? Bilmiyorum anne. Ay. Anne. Ha canım. Ay, taşımacılarla konuştum. Ha. Ancak önümüzdeki hafta taşıyabiliriz diyorlar evi. Anca taşınırsın kızım. Bir sürü eşyam var. Kolay değil. Yalnız seninkini ara. Korktuğumuz başımıza gelmesin. Satmasın eşyaları falan. O evde de oturmasın, gitsin. Nereye bulursa bulsun. Ay, doğru söylüyorsun anne. Arayayım. Nürüm. Nürüm. Kurtuluş. Ben evi boşaltmaya karar verdim, haberin olsun. Evi mi boşaltıyorsun? Ne yapıyorsun Nürüm? Vallahi Kurtuluş, sana haber vermek için aradım. Artık bu saatten sonra ne yaparsan yap beni ilgilendirmiyor, tamam mı? Nerede kalıyorsan kal. Kendime mudayım mı, yer mi kalayım? Yapma Nürüm. Hadi, hadi kapa. Ama Nürüm bak. Kapattı. Ne diyor? Sinirlisin, yapma etme dedi. Tabii başka ne diyecek? Ama iyi ki söyledin ha, tamam mı? Yoksa hakikaten bu adam eşyaları da satardı. Haklısın anne, iyi düşündüm. Tecrübe konuşuyor. Keşke bu kadar tecrübeye sahip olmasaydım ama yazık bize. Ulan Nünü'mü kaybettim. Kızımı kaybettim. Ulan evi de kaybettim. Yaşamayayım ben ya. Öleyim ya, yemin ediyorum öleyim. Benim karakterim bozuk lan, genim çürük ya. E tabii ana baba yok, başta sokakta büyüdük. Serseri olmayacaktık da ne olacaktık? Ama ulan yaşadığın bir şey de dan kesin şu kafana ya. Bir şeyden tecrübe edin ya. Ulan bir şey de girsin bu kafaya. Girsin, yemin ediyorum kıracağım lan bu kafayı. Kıracağım tabii lan. Kıracağım. Yemin ediyorum kıracağım. Bu kafayı kıracağım. Aa, Kurtuluş Bey. Kurtuluş Bey, ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Zarar vereceksiniz, ne yapıyorsunuz? Yok ya, ne zarar vereceğim? Benim iyidir öyle, kolay kolay bir şey olmaz bana yani. Onu mu diyoruz? Kaç haneli bu arabanın fiyatı, haberiniz var mı sizin? Ne yapıyorsunuz? Toz atıyorsunuz arabaya. Baba, arabanın şeyi ne diyor? Anladım. Patron, ben işi bırakıyorum ya. Aa. Benim artık çalışmama gerek yok vallahi. Olur mu öyle şey Kurtuluş Bey, yapmayın. Yok, yok. İşsiz olur mu? Ben kendimi öldüreceğim diyorum, sen hala işsiz olur mu şey yapıyorsun bana ya? Nereden çıkıyor bu laflar? Nasıl öldüreceksiniz kendinizi? Ya hayır, bakın buhran yaşıyorsunuz şu an. Kurtuluş Bey, bende kalın, bende kalın. Kal bende. Ölmek falan yok, lütfen. Ölmek yok. Bir sorunumuz, derdimiz varsa el birliğiyle hallediyoruz, lütfen. Verin arabayı da ben kullanacağım bugün. Hayır yok canım, o kadar ayı olur, ben kendim şey yaparım. Onun için mi diyoruz? Ölmek istediğiniz gün direksiyona mı geçireyim sizi? Canımı sokakta mı buldum ben? Lütfen. Ha. Alayım. O canımı şey yapıyorum ya. İyi miyiz? Yok yok. Nereye çekeyim Kurtuluş Bey? Hayır oğlum, çek işte, şirkete gidelim ya. Ha. O kadar da olmasın, değil mi? Üzüntüden demek ki ya. Kurtuluş Bey, bir sakin olalım. Baştan anlatalım lütfen. Tam olarak ne oldu? Nünüm benden boşanmak istiyor. Boşanırlarsa bunu tutmam için hiçbir sebep kalmaz. Kurtulurum. Yok, olmadı. Eğer boşanırlarsa içeriden bilgi sızdırmamız mümkün olmaz. Boşanmamalılar. Hayır, katiyen. Olmaz öyle şey lütfen. Boşanmak neymiş Kurtuluş Bey? Evlilik kurumu dediğimiz şey bu kadar kolay kurulan bir şey mi ki? Bu kadar kolay dağılsın. Sizin hemen Nilüfer Hanım'la barışmanız şart. Ya Nünüm beni evden kovdu diyorum. Sokakta kaldım. Bırak şimdi bu şekilde barışmayı. Hayatta bile kalamam. Kolay mı öyle sokakta olmak? Geçen gün parkta kalayım dedim. Donuma kadar soymuşlar. Ayakkabılarımı almışlar. Ayakkabı neyse de don önemli Kurtuluş Bey. Don mühim. Yani gelin bizde kalın diyeceğim ama
Harbi mi? Ya o zaman ben geleyim, akşam direkt yerleşeyim. Nasıl yerleşeyim? Aa! Bu ne cüret? Nasıl yerleşeyim? Lütfen, annem izin vermez başta. Olur mu öyle şey? Saçmalamayın. Ama gel dedin, kal dedin. Gel kal demedim. Gelin kalın diyeceğim ama dedim. Yok. Dedin sen onu. Ya bir şey diyeyim mi? Yemin ediyorum acayip iyi bir patronsun ha. O zaman ben akşam geliyorum, direkt yerleşiyorum. Ya Erol'um şey diyeceğim be. Hani ben de madem sizde kalacağım ya. Bir bana uğrasak da böyle 3-5 bir şey mi alsam ben? 3-5 bir şey ne Kurtuluş Bey, olur mu? Bakın söyledim, annem zaten bunu hoş karşılamaz. Yıldızınız barışmadı benim anneciğimle. Lütfen yerleşmek gibi düşünmeyin. Yok ya, öyle demiyorum. Hani diyorum böyle dondur gömlektir, öyle birkaç parça bir şey alayım diyorum ya. Tamam alın madem, tamam. Erol'um be. Şey diyeceğim. Ya hani ben böyle diyorum biraz avans alsam şimdi. Ya Nünüm'le şimdi Gülşah'ıma para vermem lazım da. Sonra şey yaparız be, hani maaştan şey yaparız. Şey yaparız ya, şey yaparız. Tamam. Düşündüm, sonra şey yaparız Kurtuluş Bey. Tamam. Onu da vereyim ben size ki sonra şey yapalım. Ben size bir miktar şey yapayım. Maaştan şey yaparız. İyi tamam vallahi, bu tam şey yapar ha. İyi. Şey diyorum be Erol'um. Beni diyorum bir eve mi atsan acaba, çok sıcak ya şimdi hava. Yürümeyin ben o kadar be. Doğru dedin. Birden mi gidelim, ikiden mi gidelim? Ona bir karar ver. Bir olur be, birden şey yapalım. Saçmalamayın Kurtuluş Bey! Şoför müyüm ben burada? İyice azalttınız ama artık. Lütfen sağ çekin, taksiye, dolmuşa bir şeye binin gidin. Oldu, o zaman ben taksiyle mi gideyim? Taksiyle gidin. Şey yapayım o zaman, bir taksi için ben böyle biraz paramı alsam, şey yapsam. Allah'ım beni neyle sınıyorsun ya Rabbim? Tamam Kurtuluş Bey, ben size taksi parasını da takdim edeyim ki mağdur olmayın. Yok bunun yeri var biliyor musun? O yüzden şey yapıyorum ben. Şöyle takdim edeyim. Tamam. O zaman ben şurada ineyim sağda. Sizin için uygunsa ben... Olur, burası olur ya. Tamam. Şöyle. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.